Dawson, Londra'nın değişim halindeki semtlerinden biri. Başkentin olimpiyat oyunlarını ev sahipliği yapma hakkını kazanmasından bu yana geçen 7 yıl zarfında burada ulaşım gelişti, sanat etkinlikleri arttı, gece hayatı hız kazandı. Neredeyse 8 yıldır Londra'da yaşıyorum. Birçok Türk lokantasında yemek yedim şimdiye dek ama canım ne zaman özellikle bir Türk yemeği çekse yolum hep Dawson'a düşüyor. Çünkü bana göre buradaki yemekler İstanbul'dakiler kadar lezzetli. Ercan Cüce 14 yıldır ailesinin işlettiği bu lokantada çalışıyor. Londra'nın en eski ocakbaşı restoranı biziz. Etnik kimliğine Türk kimliği yani ağır basıyor, Türk ve Kürt kimliği. Ama bunun yanında Karabiyan, Afrika kökenliler. Ama şu anda bu değişimler. Şimdi buraya biraz daha öğrenimi yüksek işte çalışan kesimin doldurmaya başladı. Bu bölge benim hayatım yani doğmadım ama yani hayatım, çocukluğum bu bölgede geçti. Yani ilk kebap pişirmesini ki babamdan öğrendim bunu. Kendisi beraber çalışıyoruz. Dünyada herkese hitap ediyoruz. Brad Pitt diyelim yani o bile geldi yani Amerika kıtasına film için gelmişti. Dawson'da birçok farklı etnik kökene üye insan bir arada yaşıyor. Türkler ve Kürtler semtin en kalabalık etnik grupları arasında. Londra'da geçen yıl yaşanan isyan olayları manşetlere çıkmıştı. Türkler ve Kürtler buradaki yağmalama olaylarına karşı dükkanlarını kendileri savunmuştu. Dawson'daki isyanlar olduğunu, olayların büyümesini engelleyen, kendi dükkanlarını koruyan, işte kapıların önünde sabaha kadar nöbet tutan Türk esnaflar oldu. Dawson'ın çok kültürlü yapısı yönetmen Mehmet Ergen'i de buraya çekmiş. Ergen 2000 yılında semtin ilk tiyatrosu Arkaola'yı açmış. Arkaola geçtiğimiz yıl yeni bir binaya taşındı. Burayı keşfettiğim zaman da buradaki eski tekstil fabrikalarını, atölyeleri gördüm. Bunlardan iyi bir tiyatro çıkabileceğini düşünerek bir binaya girdim ve tiyatroya çevirdim. Yılda 25 yeni prodüksiyon çıkıyor. Bunlardan bir tanesi Türkçe. Türkçe oyunlara ya da Türkiye'den getirdiğimiz oyunlara rağbet var. Ama İngilizce oyunlara çok az sayıda Türkiye'li seyirci geliyor. Burada hem dünya repertuarını çok iyi bilmeyen, daha az eğitimli insanlar var. Hem buradaki dinamiklerin sahneye taşındığı, işte mesela Crime and Punishment in Dalston diye bir oyunla başlamıştık. Siyahlar ve Türkler arasındaki bir takım zıtlıkları bir Rus klasiği vasıtasıyla anlatıyordu. O tür yeni açılımlar yapmak için iyi bir fırsattı. Dawson'ın değişimden nasibini almamış bölgeleri de var. Burası tüm devinimine karşın hala Londra'nın en yoksul kesimlerinden biri. Sokaklarda dolaşırken hiç olmayacak bir yerde bir galeriye rastlıyorum. Burası neredeyse harabeye dönmüş bir belediye konutu. Kendisi de burada yaşayan ressam Nazir Tanbuli, binaları çalışmalarıyla süslemeye başlamış. Komşularına moral vermek için. What I'm trying to create in this project is some kind of psychedelic, improvised, ongoing fairy tale book. Some people started to call me the comedy Picasso because the black and white work somehow reminisces what they think of Picasso's work, especially Guernica. Unless you live here, you have no reason to walk through these buildings. We're getting visitors to the state every day now. The neighbors started to get interested, the kind of neighbors who usually reject any street art. I find this very positive social function to art. Nazir, böylesi bir tuval üzerinde çalışmanın bir onur olduğunu söylüyor. Now that I got permission to cover 13 buildings in 3 months, for any muralist, this is a privilege. I would like to make fine art, not for elite in a gallery. It's about the daily exposures to art. The whole area is in sort of constant flux. It's the kind of neighborhood like the rest of East London where it's really cosmopolitan. Every language is spoken, every religion is practiced. Birkaç ay içinde tüm bu binalar yıkılırken Nazir'in çalışmaları da yok olacak. Ama Nazir için bu pek de önemli değil gibi. I'm Egyptian. If I want something to stay, I would have made it out of stone. I know it's temporary. Dawson uzun süre uyuşturucu ticareti ve yüksek suç oranlarıyla anılan bir semtken, son birkaç yılda Londra'nın yine nispeten yoksul ama hayli gözde kesimlerinden biri haline geldi. Burası artık Britney Spears'in klip çektiği, film setlerinin kurulduğu, premierlerin yapıldığı, büyük partilerin verildiği bir yer. Ve tabii bol bol da kebap yenilen.